Evet, bugün 2 Aralık 2018 Pazar. Cumhuriyet Halk Partisi Sinop'ta bugün adayını belirliyor. CHP üyeleri, yaklaşık 1300 Sinop merkezdeki CHP üyeleri Sinop Belediye Başkan adayını belirlemek için bugün eğilim yoklamasında oy kullanacak. Yani sandığa gidiyor. Aday adayları burada. 4 aday adayı var CHP'den. 4 aday adayı içerisinden CHP üyeleri bugün adayını belirleyecek. Sinop Belediye Başkanı adayını belirleyecek. Evet, şu anda Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu önündeyiz. Karşıda mevcut belediye başkanı Sayın Baki Ergül, CHP Sinop Belediye Başkanı aday adayı. Evet, karşımızda yine Metin Gürbüz, CHP Belediye Başkanı aday adayı. Sayın Bülent Gökmenoğlu burada. Evet, ve şu anda salon içerisinde de CHP üyeleri oy kullanıyor. İsterseniz oraya da bir bakalım. Tabii bu eğilim yoklaması, biraz önce söylediğim gibi, eğilim yoklamasında 4 aday adayı için partililer sandık başına gitti bugün. Yaklaşık 1300 merkezde bulunan 1300 aday parti üyesi aday adaylar için oy kullanacak. Mevcut il başkanı Barış Ayhan görevinden istifa ederek belediye başkanlığı için aday adayı olmuştu. İş adamı Bülent Kökmenoğlu, mevcut belediye başkanı Sayın Baki Ergül ve yine Metin Gürbüz aday adaylığını koymuştu. Evet, görüyorsunuz. Tabii bu bir ön seçim aslında. Ön seçim hakim huzurunda yapılıyor. Bu hakim huzurunda yapılmayan bir ön seçim. Burada parti genel merkezinden görevliler nezaretinde yapılıyor. Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel gözetiminde gerçekleşiyor şu anda. CHP üyeleri gördüğünüz gibi 4 aday adayı için oy kullanıyor Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda. Evet, yanımda yine basın olarak, medya olarak bizlerle birlikte süreci takip eden 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Cengiz Demirel de yanımda. Evet, birlikteyiz Cengiz Başkanım'la. Evet. Evet Başkanım, siz de bir süreci değerlendirebilir misiniz? CHP açısından heyecanlı bir gün. Hem üyeler bakımından, hem aday adayları ve aday adayları destekleyenler bakımından. Yeni geldik, birlikte geldik. Evet. Bu heyecanı salonda görüyoruz. Oldukça yoğun, sandık başlarında oldukça büyük kuyruklar var. Güzel bir atmosfer. Başka biraz önce ben anonsumda yaklaşık 1300 evet, bize yansıyan da o şekilde 1300 olayında üye bugün oy kullanması bekleniyor. Tabii bunun şehir dışında olanları veya hasta gelemeyecek olanları, evet, zamanda vefat etmiş olanları olabilir. Tabii ki üye tam sayısını yakalamaları çok söz konusu değil. Bütün tamam, mutlaka. Ama güzel bir demokrasi şöleni gibi geliyor bana. Güzel bir hava var içeride ve dışarıda. Aday adaylarının tamamı burada. Baki Bey, Bülent Bey, Metin Bey ve Barış Bey. Güzel, herkes bol bol gözüküyor. Evet. Başkanım, 4 aday adayı var. Yani aslında parti bir nevi topu artık üyelerin üzerine atmış ve, evet, parti devreden çıkmış durumda değil mi? Genel merkez. Şöyle. Adayınızı siz belirleyin dedi. Eğilim yoklaması ama gerçekte ön seçim. CHP'nin bugün buradaki uygulaması ön seçim. Ön seçimle eğilim yoklaması arasında tek fark var. Ön seçim Yüksek Seçim Kurulu'nun mahalli olarak da
İl Seçim Kurulu'nun nezaretinde hakimlerden bir tane atamasıyla onun gözetimi altında yapılıyor. Sandıktan kim çıkarsa aday oluyor. Eğilim yoklamasındaki tek fark YSK'nın ve İl Seçim Kurulu'nun denetiminde değil. CHP tarafından görevlendirilen sanıyorum burada bugün için 3 ya da 4 tane genel merkezden gönderilen milletvekili var. O anların gözetimini yapılıyor. Ama yine sandıktan çıkan sonuç ikisi arasında fark neden İl Seçim değilde eğilim yoklaması derse bitiren haber dinleyicileri ya da okuyuculara açıklayalım. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre eğer resmi olarak ön seçim yapılmış olsaydı tarih tahmin ediyorum hatırımda kaldığı kadarıyla 16 Şubat'a kadar uzuyordu. Şubat'la 31 Mart arasında zaman kalmayacağı için çıkan adayın tanıtımı ve çalışmalarına fırsat kalmayacağı için CHP böyle bir tüzüğüne uygun yöntemi belirledi. Başkanım biraz önce de Baki Bey buradaydı. Evet. Sanırım salondan ayrılacak. Biz isterseniz ona doğru gidelim mi? Birlikte sorularımızı yöneltelim. Olur tabii ki. Tabii evet. Ki. Evet. Sayın Bütün Haber takipçileri şu anda biraz önce söylediğim gibi Kemalettin Sami Paşa spor salonundayız. CHP üyeleri adayını belirlemek için şu anda sandık başında. Yaklaşık Sinop Merkez ilçede 1300 civarında başkanım üye vardı. Bunlar şu anda mevcut belediye başkanı Sayın Baki Ergül, Sayın Metin Gürbüz, Sayın Barış Barış Ayhan. Barış Ayhan ve iş adamı Sayın Bülent Kökmenoğlu için oy kullanıyor. Evet. Evet. Yoğun bir katılım var. Evet. Hayırlısı olmasını biliyoruz. Mevcut belediye başkanımız evet ayrılmak istediğini duyurmuştu. Evet. Hemen ona dönelim ona, isterseniz. Evet, evet, ona dönmek gerekiyor. Evet. Evet. Konuştunuz mu diğer arkadaşlar? Başkanım sizin aceleniz var. Acelem yok. Yani birazdan ayrılacaksınız herhalde. Onun için ilk sizle görüşmek istedik. Yani, evet. Şu paltomu çıkarayım da biraz tabii, yakışıklı çıkayım o zaman yani. Evet. Evet. Ağırlık yapmasın. Ağırlık başkanım, yapmasın. Sor bakayım. Biz biraz önce anonslarımızda 4 aday adayı için bir eğilim yoklamasına gidildiğini, evet, yaklaşık 1300 üyenin oy kullandığını izleyicilerimize aktardık. Sizin de buradan mesajınızı alabilir miyiz? Yani şimdi tabii demokrasilerde çareler tükenmez derler. Yani bu klasik bir laftır. Demokrasilerin içerisinde böyle bir şey de var. Burada önemli olan bu tür yarışların kırgınlıklara, kırılmalara neden olmaması diye düşünüyorum. Ama istediğiniz kadar böyle söyleyin maalesef yani bunlar da oluyor. Bu da bir realite. Dolayısıyla yani evet demokrasi çok güzel ama o bütünlüğü bozmamak için de bence başka türlü değerlendirmelerin de olması gerektiğini düşünüyorum. Ben 10 senelik belediye başkanıyım. İşte hep birlikte bu şehri yönetmeye çalıştık. Güzel de şeyler yaptık. Sonuç ne olur ben onu bilemem. Hayırlısı olsun istiyorum. Önemli olan Sinop'a bir şeyler yapabilmek. Yoksa başkan olmak çok fazla önemli değil. Eğer sizin ufkunuz, sizin vizyonunuz öyle sadece söylemlerden ibaretse o bir şey ifade etmiyor bana göre. Ben kendim bir inşaat mühendisi, realist bir insanım. Böyle söyleyince de bazılarının işine gelmiyor bunlar. Ama öyle kolay şeyler değil bunlar yani. Hayırlısı olsun diyorum. Benim için çok fazla, benim için Sinop önemli. Benim devam etmişim, etmemişim. Biz 10 sene bunu dolu dolu yaptık. Dolayısıyla Sinop'a da borcumuzu ödedik. O konuda bir tereddüdüm yok. Bundan sonrası da artık Sinopların takdir edeceği bir şey. Hayırlısı olsun diyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Sevgili başkanla görüştük. Baki Bey'le görüştük. Evet. Şimdi karşımızda Metin Bey var. Yakın,
ve Bülent Bey var. Bülent, evet. Bülent Bey var, ikisi yan yana. Evet. Tabii Barış Bey, ayrı ayrı Barış görüşmekte Bey yarar sanırım. Var. Evet. Aday adaylarını ikisini bir arada, üçünü bir arada değil de. Evet. Metin Bey'e bir seslenelim mi istersen? Metin Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, sevgili Vitrin Haber takipçileri, işte bugün Sinop Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP'den 4 aday adayından bir tanesi Metin Gürbüz beyefendi. Efendim sizin de duygularınızı alabilir miyiz? Demokrasinin güzelliği, yaklaşık 1371 seçmenimiz, parti üyeli seçmenimiz bugün uzun yıllardan sonra bir ön seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Belediye Başkan adayını belirleyecek. Üyelerin huzurunda hepsiyle temas ediyoruz. Bütün aday adaylarımız buradalar. Bir demokrasi şölenine dönüştü. Hem bu parti içinin demokrasi açısından hem katılımcı demokrasi açısından çok faydalı. Çünkü önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri belirliyor. Ondan sonra bu belirlemeye göre de, kriterlere göre de parti genel merkezimiz Sinop Belediye Başkanı adayını belirleyip atamış olacak. Sabah 8'de başlayan ve akşam 17'de bitecek olan oy verme süresi 17'deki sandıkların açımından sonra netleşmiş olacak. Ben Cumhuriyet Halk Partililere başta olmak üzere tüm Sinop halkının bu nazikçe tutumuna, katılımına teşekkür ediyorum. Partimiz açısından da, Sinop açısından da en doğru tercih yapacağına eminim. Yani çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun Bitin abi. Çok İyi günler diliyorum efendim. Evet. Başkanım, evet biraz önce de söyledim. Yanımda Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Cengiz Demirel var. Kendisi duayenimiz, duayen gazetecilerimizden. Biz birlikte takip ediyoruz bugünkü süreci. Biraz önce de anons ettiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi bugün eğilim yoklamasına gitti. 4 aday adayı içerisinden bir tane belediye başkan adayı belirleyecek ve bugün sandıktan çıkan sonuca genel merkez müdahale etmeyecek sanırım. Buradan çıkan sonuç şöyle belediye başkanı olayı müdahale etme adayı hakkı, olacak. Hakkı var tüzük gereği. Ama hangi şartlarda bu hakkını kullanır? Örneğin sandıktan kafa kafaya diyebileceğimiz tabiri doğruysa bir yarış neticelenebilir. Burada takdir hakkını kullanabilir. Veya arada çok küçük böyle minimum farklar olabilir. Bir takım itirazlar, sandık sonuçlarına itirazlar olabilir. Geçerli oy, geçersiz oylar arasında. Bu gibi durumlar. Tabii ki iki aday veya kaç adayın arasındaki farkların çok küçük olması durumunda müdahil olabilir. Bu hakkı tüzük gereği var. Ama benim düşüncemi sorarsanız yıllardan beri bu işleri takip eden bir gazeteci olarak pek oralara kalacağını düşünmüyorum. Bildiğim bir şeyim var bir adayla. Ya bu da yok ama yani genel merkez CHP'de bu demokrasi şöleni diyebileceğimiz, CHP adına şöleni diyebileceğimiz bir noktayı kesinlikle gölgede bırakacak bir hareket içerisine gireceğini İnşallah. Tahmin etmiyorum. İnşallah. Zaman zaman kameradan gözlerimi kaçırma durumundayım. Bunu da Vitrin Haber'in izleyicileri açıklamak durumunda. Gözlerimiz etrafta ne oluyor ne bitiyor da. Mesela karşımızda şu anda Bülent Gökmenoğlu var. Yakalamışken röportajı evet. onunla devam edile. Evet, söylediğim gibi Sinop'ta CHP seçmeni için önemli bir gün. Çok önemli bir gün. Sinop için de önemli gün. Çünkü buradan bu sandıktan çıkacak olan 31 Mart'ta halkın oyuna sunulacak ve AK Parti ile ve daha olası diğer partileri bilmiyoruz. Adaylarını açıklamadılar veya girip girmeyeceklerini. Muhtemelen AK Parti ile CHP arasında geçecek olan bir seçimde. Sayın Ali Çöpçü ile yarışacak olan belediye başkan adayı belirleniyor. Evet, bu da Sinop'un geleceği bakımından son derece önemli bir günü yaşıyor esasen Sinop. Başkanım karşımda şu anda iş adamı Bülent Gökmenoğlu aday adaylarından bir tanesi. Hemen ona kamerayı çevirmek istiyorum. Bülent Bey merhabalar. Merhaba efendim. Canlı yayındayız Vitrin Haber. Buyurun. Bülent Bey sizin de duygularınızı alabilir miyiz? Sorularınızı ben soru soruyla cevaplayalım. Daha da olur. Bu bir eğilim yoklaması. Önce ben bir yanlış anlamayı düzelteyim. Genel merkezden gelen genelgede de ön seçim demiyor. Eğilim yoklaması diyor.
kastedilen şu. Ön seçimde teknik olarak tamam hakim izahatinde falan filandır ama ön seçim bağlayıcıdır. Bir oy alan, bir oy fazla olan hemen açıklanabilir. Ama bu sefer siz de takip ediyorsunuzdur. Projeler istediler. Başvururken başvurunun altında proje dediler. İki, genel merkezden bir vekil ve bir parti meclisi üyemiz bayan mülakata geldi. Üç, adayların kimliği, adayların geçmiş siyasal performansları, adayların projelerinin detayları bu anlamda kriterlerden 4-5 tanesinden biri. Bu bugün yapılan da nedir o? Üye eğilim yoklaması kriterden biri. Şöyle bir sonuç beklenmesin. Bu bir yanılgamadır, yanılsamadır. Eğer yapan varsa bu da bilinçli bir çarpıtmadır. Buradan çıkan bir oy fazla olan belediye başkanı olacak diye bir kural yok. Tekrar ediyorum, bu yanlış olsun. Aradaki farklar, örneğin ben ki adıma konuşmayayım. Hiçbir icra sorumluluğu olmamış bir adayla 10 yıl icra sorumluluğu olmuş bir aday adayının ya da 3 yıl icra sorumluluğu olmuş bir aday adayının aldığı oylarla düz bir üye olarak aday adayı olan adaylarımızın aldığı oylar arasındaki fark buna göre değerlendirilecektir. Önce bunu düzeltelim. Yine İkin, son kararı genel merkez tabii, verecek. Tabii son karar parti meclisimiz verecek. Parti meclisi verir. Yani. Bir, iki, bu süreçte bu demokrasi şöyle diyoruz, katılıyorum. Hiçbir hırgür olmadan taraflar birbirlerine siyasal nezakete yakışır bir şekilde davranıyorlar, iletişim kuruyorlar. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Onur Adıgüzel geldi. Salondaki düzeni çok iyi sağlamasını çabalıyor, yardımcı oluyor. Görüşlerini, tecrübesini aktarıyor. Ama bir eksiğimiz var. Biz isterdik ki adayların hepsi çıksınlar üyesi karşısına. Düşüncelerini anlatsınlar. Yaptıklarını açıklasınlar, yapacaklarını açıklasınlar. Çünkü üye neye oy verecek? Yani benim babamın ismi Sabahattin. Sabahattin'in oğlu Bülent'e göre mi oy verecek? Ya da Barış Ayhan kardeşimin babasının ismi Ayhan, Ahmet. Ahmet oğlu Barış'a göre mi oy verecek? Hayır, doğrusu üyelerin karşısına çıkarak hem geçmiş 10 seneyi bir muhasebe etmek, geçmiş 3 seneyi idari anlamda muhasebe etmek ve gelecekte de nelerin yapılmadığını, niye yapılmadığını, nelerin yapılacağını, nasıl yapılacağını söylenmesi gerekirdi. Eksik kaldı. Herhalde. Eksik kaldı. Evet. Belediye başkanımız ve önceki başkanımız bunu kabul etmediler. Metin Gürbüz Bey ile ben bunu istedik. Yönetim kurulu böyle bir karar verdi. Saygı duyuyoruz. Biz de projelerimizi olanaklarımız ölçüsünde WhatsApp yoluyla, çeşitli iletişim yöntemleriyle üyelere gönderdik. Üyelerin tercihi bu partinin sahibi yöneticiler değildir. Bu partinin sahibi seçilmişler değildir. Bu partinin sahibi üyelerdir. Çünkü 16 yıllık faşizme giren bir diktatörlükte hala bir AKP tercihi yapmayıp hala CHP'de üye olarak kalabilen insanlar bizim başımızın tacıdır. O yüzden bu eğilim yoklamasına saygımız var. Tekrar ediyorum, son ve tek kriter değildir. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet, Sayın Bülent Gökmenoğlu'nun da görüşlerini aldık. Bir tek evet. Şu anda Barış Ayhan Barış Bey ile de az önce kaldı. Ben görüştüm. Yine alanda bekliyor. Evet. Hemen karşımızda. Evet. Evet, Barış Ayhan Bey de il başkanlığından istifa ederek evet, il başkanlığı bir süre il başkanlığı yaptı geçtiğimiz seçimden bu tarafa. Evet. İl başkanlığından istifa ederek adaylığını koydu. O da bu mücadelenin, bu yarışın içerisinde 4 adaydan biri. Evet. Barış Bey'e mikrofonu uzatıyoruz. Efendim iyi günler. Hayırlı günler. Uğurlu olsun bugünkü eğilim yoklamanız. Sizin de görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz evet, Barış Bey? Bugün burada tam anlamıyla bir demokrasi şöleni yaşanıyor.
partimizin belediye başkan adayını belirleme sürecinde yetkiyi partinin gerçek sahiplerine, gerçek üyelere verdik genel merkez yönetimi. Ve bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sinop merkezinde kayıtlı 1371 üyesi oy kullanacak. Ve sandıklar açıldığında kaybedeni olmayacak, kazananın Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacağı, kazananın Sinop olacağı bir seçim yaşıyoruz. 4 tane arkadaş bu sandıkta yarışıyor. Fakat dördü de birlik beraberlik içerisinde, dostluk içerisinde seçimi götürüyoruz. Son derece heyecanlı, son derece coşkulu geçiyor günümüz. Akşam 5.30'da sandıklar açıldığında da aynı coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Sandıktan kimin birinci çıktığının hiç önemi yok. Az önce dediğim gibi kaybedeni olmayan bir seçim olacak. Kazanan Sinop olacak, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Oy kullanma işlemi saat 8'de başladı ve 5'e kadar devam ediyor. Evet, oy kullanma işlemi sabah saat 8'de başladı, 5'te sonuçlanacak. 1371 üyemiz oy kullanacak ve sandıktan hangi aday adayımız birinci çıkarsa abi, o bizim belediye başkan adayımız olacak. Barış Bey, peki şu anki katılım yüzdelik olarak nasıl? Katılım fevkalade yüksek. Biz daha önce iki dönem belediye başkanlarımız belirlerken bu yönteme başvurmamıştık. 10 sene aradan sonra ilk defa tüm üyelerimizin katılımı ön seçimi yapıyoruz. Ve bu da doğal olarak üyelerimizin çok uzun zamandan beklediği, özlem duyduğu bir yöntemdi. Onun için üyelerimiz heyecanla bugünü bekliyorlardı. Bu vesileyle katılım çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, yayınımız sürüyor. Biraz önce söylediğim gibi yanımda 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Cengiz Demirel abimiz var. Onunla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Sinop'ta gerçekleştirdiği eğilim yoklamasını takip ediyoruz. Evet. Az sonra sevgili başkan yayını sonlandıracağım ama içeride bir son bir defa gidip görelim isterseniz. Gidelim. Bu arada benim de çok değer verdiğim bir şahıs var. İsterseniz onunla bir görüşünü alırsınız ama hani az önce demiştim ya, gözlerimizde etrafta neleri gözlüyoruz? Mesela ortamı ben çok temiz buldum. Yani yoğun bir katılım var. Adaylara destek verenler, üyeler, merakından bu alanı kullananlar. Ciddi ben ortamı çok temiz buldum. Yerlerde çer çöp yok. Bu kadar kalabalığın olduğu yerde mutlaka bir kirlilik olur. Ama ben özellikle bu alanı kullananlardan teşekkür ediyorum yayınınız aracılığıyla. Bu alanı böyle temiz tutabilmek de her babayiğidin harcı değil diye. Ama bu çevreciler arada, de var burada gördüğüm kadarıyla. Çevreciler hala de var. Hala mı görüyorum şu anda? Evet, birçok mitingi. Onlar attırmaz zaten çöp görseler evet, herhalde. Bu konuda birçok mitingi takip etmiş olan bir arkadaşınız işte olarak çevrecilerin yaptığı birçok mitinglerde miting biter, herkes belini büker, yerdeki çöpü temizler, alanı öyle teslim eder. Ben burada da bunu görmekten gerçekten çok memnun oldum, mutlu oldum. Değer verdiğim Sinop'ta birçok kişi var tabii ki ama bahsettiğim kişi karşımızda Aziz Konukman. Ama Türkiye'yi, şu anda görüyorum şimdi sigara içenler var. Acaba çöplerini atacaklar mı diye de öyle bakıyorum. Valla yani. Ben de bilmem bile bakıyorum. İzmarit bile çok ender. Yani atarlarsa mı çekerim başkanım? Doğru diyorsun. Tabii ki çekilmesi lazım. Yani basının görevi bir şeyin tarafı olmak. Esprisi tabii. Bir şeyin tarafı olmak değil. Muhalifi olmak. Evet. Ve gerekli yerde de yayın yoluyla bu yerde bulunmak. Evet, Aziz Konukman Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ekonomistlerden bir tanesi. Hatta bir dönem CHP parti meclisi biliyorum kendisini gölge maliye bakanı olarak değerlendiriyordu. Hindistan dolaylarında yine ekonomi üzerine CHP adına bir takım şeyler yaptı, çalışmalar yaptı, teknolojik çalışmalar yaptı. Türkiye'nin yetiştirdiği ve Sinop'un
seçim bakımından da bir kazanç olarak gördüm. CHP üyesi anladığım kadarıyla oy kullanacak. CHP üyesi, ben de öyle biliyorum. CHP'nin dışındaki bir takım duygular benimkisi. Yani Aziz Konukman sadece Sinop'un değil, Türkiye'nin bir değeri olarak görüyorum. Yakalamışken de kendisinde tabii düşüncelerini bu konuda almakta yarar görüyorum. Hemen kapatıyorum hocam telefonumu. Evet. Aziz Bey, siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Yıllardır sorularınızı yıllardır tanıyorum. Az önce söylediğim gibi sadece Sinop'un değil, Sinop'un ötesinde Türkiye'nin bir değeri. Ve ben yıllardan beri de olası bir CHP iktidarında Aziz Konukman'ın Maliye Bakanlığı'nın başında bekleyen insanlardan bir tanesiyim. Bu kadar kıymetlidir. Ay beni çok utandırdı. Çok mahcup etti. Estağfurullah, hakkın olanı söyledim. Sevgili Cengiz. Şimdi şeyi mi değerlendirelim diyorsunuz? Buyurun ya, bir kere çok güzel bir ortam, onu söyleyeyim. Çok böyle yani dostane bir hava içinde geçiyor. Zaman zaman aday adayları sohbet ediyor, birbirleriyle görüşüyor. Fakat bu genel olarak bu seçim öncesinin bazı halledilmesi gereken sorunlar vardı. Onları halledilmemiş olması biraz benim yani canımı sıkıyor. Nedir onlar? Bir, adayların kendisini tanıtım toplantısı. Ben 2002'de aday oldum. Yalçın abimiz, o zaman Yalçın Oğuz, hala takdir ederim onun o davranışını. 9 adayı bütün ilçeler dahil, merkez ilçe, hepimizi üyenin karşısına çıkarttı ki delege seçimi, yani ön seçimi üyelerle. Burası çok altını çiziyorum. Üyelere bizi, delegelere değil, üyelere bizi tanıttı. Çok yararlı oldu. Ben açık söyleyeyim üçüncü oldum. Yarışta üçüncü oldum ama ben son derece adil, son derece iyi bir ki delegelerle altını bir daha çiziyorum. Bir seçim oldu. Her katıldığımız toplantının akşamı beraber yemekler yedik. Sevgili Cemalettin Kaya arkadaşım var, benim çocukluk arkadaşım. Roma döneminde yurttaşlar seçim yaparken adaylar kitlenin önüne çıkıp projelerini anlatırlarmış, kendilerini tanıtırlarmış. Bu Roma'da bile böyleymiş ya. Yani çağdaş 21. yüzyıla giderken bize yakışan buydu. Ama öyle takdir etmişler. Bu benim içimin bir yerinde bir sızıntı olarak kaldı. Ne diyelim? Evet, hani Bülent Bey bir dahaki aynı, sefere diyelim. Evet, Bülent Bey de aynı serzenişte yani bulundu. Mantık evet. Onu gerektiriyor. Evet. Birinci şeyim bu. Onun dışında tabii eşit şartlar pek olamadı. Çünkü biliyorsunuz adayların bürokrasiden gelme kısmı da olabiliyor. Şimdi bir aralığa kadar istifa edebiliyor memurlar. Düşünün iki aralıkta. Yani bu adaylardan biri memur olan arkadaşımız bir aralıkta istifa etseydi adamın kendini tanıtma şansı olmayacaktı. Hatta zaman zaman da öyle görüyoruz. O arkadaşı tanımıyoruz biz. Nasıl tanıyacaksın o arkadaşı? O arkadaş 657 devlet memuru. Nasıl çıkacak piyasaya? Bunu ben seçime katılan adaylar arasından söylemiyorum. Genel olarak bütün Türkiye'de benzer bir sorun var. Bunu partinin içinde de danışma kurullarında da çalıştığımız için böyle bir izlenim aldık. Bu eksiklikler hiç olmasaydı dört dörtlük bir seçim var derdim. Ama yine de bu iki eksikliğe rağmen sonuçların güzel olacağını, dostane bir şekilde geçeceğini yine. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Deniz'ciğim, özel teşekkür ederim. Sağ ol. Dakar'da yarışmamız 16 Kasım'da şeyde yapıyor. Evet. Cemalettin Bey, buyurun. Dakar'da yarışmasından bahsettiniz herhalde. Evet. Olsun, siyasi bir yayın ama Dakar'da biraz, biraz şey yapalım değil mi? Evet. Biraz dağıtalım. Evet. Politikayı yumuşatalım derseniz. Evet, Sinop'umuzun en kıymetli ürünleri biliyorsunuz balıktır. Balığımızın da en katma değerine ulaştığı nokta tuzlu balık. Biz bunu sloganını buzda değil tuzda balık adı altında bir lakarda yarışması düzenledik. Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle, Kültür Müdürlüğümüzün sayesinde, Sayın Valimizin de onayıyla Sinop'ta İlki lakarda yarışmasını düzenliyoruz. Yıllar önce Nokul'umuz içinde böyle bir yarışma düzenlemiştik ve Nokul bugün Sinop'un bir marka, ürün değeri, Sinop'u tanıtan ve de ekonomiye katkı getiren, daha önceden evlerimizde yapılıyordu. Tuzlu balık da öyle. İnanın yarışmaya davet ettiğim kişilere, bildirdiğim kişilere
geri dönüşümü alıyorum. Annem de katılacak diyor. Çünkü evde yapılan bir ürün bu sınavın ürünü. Ya her evden iki kişi yarışmaya bile katılacak şeyde. Tarih ne zaman? 16 Aralık'ta yapacağız. Evet. Yakomos Çay Bahçesi'nde balıkçı ortamında. Ben sizi tanıtmayı tabii unuttum seyircilerimize. Ben Sinop Kültür Turizm Derneği Başkanıyım. Cemalettin Kaya. Ve bu gastronomi turizminde Sinop'un en önemli ürünü olan balığı tanıtacağız. Biraz daha teknik bilgiler verelim. Antik çağda bir kavanoz Sinop balık tuzlusu Roma'da bir işçinin yevmiyesine eşit. O değerde kıymetlidir. O yıllardan bugünlere geleceğiz. Burada Kaliforniya Üniversitesi'nin kale kazılarında çıkan pitos diyoruz. Biraz daha büyük bir kap, yani küp dediğimiz kapın içerisinde günümüzden 3000 yıl evvel tuzlu balık bulunmuştur. Burada bu ürün biliyorsunuz saklama özelliklerde mümkün değil. Ancak tuzla saklanıyor. Buna istinaden yarışmamızı 3001. balık yarışması, tuzlu balık lakarda yarışmasını söylüyorum. İyi olacağını, güzel olacağını, yazın turistlerimize balık yok demekten kurtaracağına eminim. Evet, balığımız çok olacak. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Yayın içerisinde yayın olmuş oldu. Yayın oldu, sağ olun. Reklam gibi oldu, güzel oldu. Tamam. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Cengiz Bey, isterseniz içeri... Gördüğümüz gibi meslek odaları, STK'lar da CHP'nin bugünkü eğilim yoklamasına sandık kuruldu. Büyük ilgi gösteriyorlar. Geçtiğimiz Cemalettin Bey de bunlardan biriydi. Günlerde de AK Parti adayı Sayın Ali Çöpçü'nün de bir karşılama töreni vardı. Onu da canlı olarak yayınlamıştı. Evet. Orada da bir coşku hakimdi. Onlara da başarılar diliyoruz. Kesinlikle. Yani Ali Bey yıllarca Sinop'ta Sayın Cengiz olmaktan sonra il başkanlığını devraldı. Partisi kendisinde isteğiyle. Kalabalık bir partili grup karşıladı onu da. Sanırım Perşembe günüydü. Evet. Akşam saatlerinde. Evet, şu anda Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'na Milletin Vekili Barış Karadeniz hemen girişte. Evet. Ben yine ona dönmekte yarar var. Evet, Sayın Karadeniz canlı yayında. Evet, merhabalar. Merhabalar efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hepimize, ilimize hayırlı olsun. Süreçle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Süreçle ilgili, bugün Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi şölenini yaşıyor. Partimizin üyeleri geliyorlar, oylarını kullanıyorlar. Ve akşam 5'te sandıklar açılacak. Sandıklardan çıkan sonuç genel merkeze gidecek. İlk parti meclisinde, 6 Aralık'ta yanılmıyorsam, 6 Aralık'taki parti meclisinde buradan çıkan sonuçlar genel merkezimiz açıklayacaktır. Yani partimiz için çok değerli bir gün aslında. Partimizin üyeleri, sevgili hocalarım, işte gençler, kadınlar oylarını kullanıyorlar. Hayırlısıyla güzel bir gün atlatıp 31 Mart'ta da seçimlere güzel bir buradan çıkan sonuçla gireceğimizi düşünüyorum. Evet, inşallah. Buradan çıkan sonuç adayı belirleyecek mi Sayın Vekilim? Şimdi partimizin şöyle diyeyim, yöntem olarak her ilde bir yöntem uygulanıyor. Bu ildeki yöntemimiz de eğilim yoklaması olarak karar alındı. MYK'mız yani Yüksek Yürütme Kurulumuz, Merkez Yürütme Kurulumuz'da her ildeki kararın uygulanacağına dair bir toplantı olmuş olduğu bir karar var. Tabii ki buradan çıkan biz parti üyelerimizin verdiği karara uyarız genel merkezde. Son nihai karar parti meclisindir. Ama buradan çıkan sonuç bizim parti meclisimizin onaylayacağı sonuçtur. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Serhat İyi günler Bey, diliyorum. Olsun. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Olun. İyi günler diliyorum. Evet. Evet, sevgili Metin Haber takipçileri, yayını kapatmadan ben tekrar süreci anlatayım. Bugün yaklaşık 1300 CHP üyesi, Sinop merkezde bulunan CHP üyeleri 4 adayı içerisinden kendi istedikleri aday için oy kullanıyor ve aday belirleme sürecinin en önemli basamağı bugün gerçekleşiyor. 4 aday adayını söyleyeyim size. 4 aday adayı kim? Mevcut belediye başkanı Baki Ergül, il başkanlığından istifa ederek aday adayı olan Sayın Barış Ayhan Bey, iş adamı Bülent Gökmenoğlu,
ve Sayın Metin Gürbüz. Bu dört aday adayı içerisinden parti üyeleri kendi tercihlerini kullanarak kendi istedikleri isim için oy kullanıyor. Evet, Cengiz Bey, yayını sonlandırıyorum. Son sizin de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Güzel bir atmosfer var. Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda, Sinop'ta. Akşam saatlerine kadar devam edecek. Saat 17 itibariyle sandıklar kapatılacak. Evet. Sayıma geçilecek. Açık sayım yapılacağını biliyoruz. Yani yine seçmenlerin ve halkımız zorunda. Neticeyi sanıyorum 17.30 veya 18 sıralarında, çok net ve kesin olmasa bile, o saatlerde alınabileceğini düşünüyorum. Vitrin haberi olarak da sanıyorum sandığında açıldıktan sonra takipçisi olacak. Canlı olarak vermeye çalışacağız Cengiz Bey. Ben buradan bütün partilere, bütün adaylara başarılar diliyorum. Daha önce isim açıklanan Sayın Ali Çöpçü'ye ve buradan çıkacak sonuca bağlı olarak da CHP'nin belirleyeceği adaya başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız güzel bir ortamda seçim geçer. Evet, ben de aynı dileklerde bulunuyorum. Hem AK Parti adayına Sayın Ali Çöpçü'ye ve bu sandıklardan çıkacak sonuca göre CHP adayına. Sinop'un geleceğini ilgilendiren bir seçime gidiyoruz. 31 Mart seçimlerine gidiyoruz. Da bu arada İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarını, aday adaylarını da unutmamak gerekiyor. Onlar da bir yarışın içerisinde yer alacaklar. İlçelerde bulunan belediye başkanı adaylarını da şimdiden başarılar diliyoruz. Bütün haberi teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili takipçiler, buradan veda etmek istiyorum sizlere. Akşam sandıkların açılışı sırasında da canlı yayınlarımızla konuyu sizlere ulaştıracağız. Sonucu sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum.